Efendim merhabalar, saatlerimiz 20, cuma akşamındayız yani akıl çemberi zamanındayız. Lütfen ekranlarınızın başına yaklaşın. Artık çembere siz de dahilsiniz. Gündemde öne çıkanları konuşacağız. Konuklarımız bizlerle birlikte Sayın Nedim Şener, Posta Gazetesi yazarı ve Sayın Profesör Yaşar Hacı Salihoğlu, Türkiye Gazetesi'nde yazılarını takip ediyoruz. Ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ağırlıklı bu hafta Ergenekon davasını konuştuk. Bugün akademisyenlerin davası başladı ve ilk duruşmada tahliye kararı geldi. Bunu değerlendireceğiz. Karaman'daki davayı konuşacağız. İki isimle, iki konuğumuzla ama Kilis'ten yine maalesef acı bir haber var. Kilis yine 3 roket mermisinin hedefi oldu. Bu bir hafta içerisinde arka arkaya gördüğümüz kaçıncı olay henüz saymadık ama bu hafta çok sayıda sıkıntı yaşandı Kilis'te. Kilisliler tedirgin, diken üstündeler. Zeynep Kara Mustafa orada günlerdir gelişmeleri takip ediyor. Bize de aktardı. En son bir Suriyeli çocukların kaldığı, yetimlerin kaldığı bir apartman binasına isabet etmişti. Orada Suriyeli çocuklar hayatını kaybetmişti. Zeynep Kara Mustafa oraya gitmişti. Peki son durum ne? 5 yaralı olduğunu biliyoruz. Zeynep bize aktarır mısın? Sen yine Kilis'tesin. Nedir son bilgiler? Başak çok gergin. Bütün Kilis diken üstünde. Aslında bugün gündüz saatlerinde 2 roket mermisi düşmüştü boş araziye. Arkasından bir iki saat daha sakindi ama saatler 7'yi gösterdiğinde ard arda 3 roket mermisi daha düştü. Hem de bu kez boş araziye düşmedi. İşte şu anda Özcan Altıntaş size gösteriyor. Olay yeri inceleme ekipleri hala buradalar. Olay yerinde bir tane patlamamış bomba olma olasılığına karşı burada araştırmalarını, incelemelerini sürdürüyorlar. 3 tane düştü demiştik. O 3 roketten bir tanesi nereye düştü bulunamadı. Sanıyoruz boş bir araziye. Bir tanesi şu an ekranda görmüş olduğunuz noktaya düştü. Bir diğeri de Hacı Badem sokağa düştü ki Hacı Badem sokak dediğimiz yerde, şu an ekranlarınızda izlediğiniz yerde Kilis'in merkezi. Onu söyleyelim, adliye binasının hemen arkası. Yani herhangi bir şekilde izbe bir yer değil, ıssız bir yer değil. Ve elimize gelen ilk bilgilere göre biri ağır, 5 yaralı var. Bir kişi de hayatını kaybetti. Ve şu an gördüğünüz noktada bir yaralı daha var ki onun da AK Parti milletvekili Reşat Polat'ın kardeşi Hasan Polat olduğu yine bize gelen bilgiler arasında. Yani bugün toplamda Kilis'e 5 roket mermisi düşmüş oldu. Şu anda bulunduğumuz noktaya polis tüm giriş çıkışları Zeynep, kapatmış durumda. Sen lütfen devam edeceksin gelişmeleri aktarmaya ama sen tabii olayın en sıcak noktasındasın, olay yerindesin, elindeki bilgileri paylaşıyorsun. Doğan Haber Ajansı'ndan da gelen bilgi var. Maalesef bu son 3 roket mermisinin hedefi olan noktalarda yaralananlardan hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Bunu da son dakika bilgisi olarak ben araya girip vermiş olayım. Lütfen sen kaldığın yerden devam et. Evet Başak, Doğan Haber Ajansı geçmiş tabii olduğumuz yerden anlık bilgilere ulaşamıyoruz. Sadece bulunduğumuz noktadaki olayları size aktarabiliyoruz ama genel kanı ölü sayısının artmasından korkuluyor ki şunu da söyleyebilirim. Buraya geldik yayına hazırlanırken yine top atışlarının sesini duyduk. Tabii bu kilise yönelik yapılan değil ama yine bölgenin son derece gergin olduğunu söyleyelim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bulunduğumuz noktaya polis ekipleri tüm giriş çıkışları kapattı. Az önce burada olay yeri inceleme ekipleri hala devam ediyorlar ama patlamamış bir bombanın olma olasılığına karşı olarak kimse olay yerine yaklaştırılmıyor. Tabii Kilis halkı son derece gergin, son derece tepkililer. Neden artık bunların önüne geçilmiyor diye zaman zaman bize de tepki gösteriyorlar. Ama kolay değil. Onlar uzun zamandır roket mermilerinin gölgesi altında yaşıyorlar. Daha bugün gündüz saatlerinde 2 ayrı roket mermisi düştü. Onlar boş arsaya düştü dedik ama onlardan bir tanesi, yani roket mermilerinden bir tanesi parçası ki büyük de bir parça sekti ve yaklaşık 150 metre ilerideki bakkalın içine girdi. Onun camını deldi. Şans eseri yaralanan olmadı ama akşam saatlerinde atılan 3 ayrı roket mermisinde isabet ettiği yerlerde o kadar şanslı değildi. Az önce sen de söyledin. Biri ağır, 5 yaralı vardı. 2 kişi hayatını kaybetti. Kilis'te bu akşamın, bu gecenin gergin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında geçtiğimiz 2 gün boyunca yoğun bir sessizlik vardı, sakinlik vardı. Biraz da olsa Kilisliler rahatlamışlardı. En azından bir iki gece rahat uyudular ama şu andan itibaren
Herkes evinde, dışarıda çok az kişi var. Sadece bulunduğumuz noktada merak edenler buraya gelmiş ama onların da sayısı az. Şu anda bakıp gördüğümde 10-15 kişiyi geçmiyor. Herkes evlerinde, artık balkonlarından bakanlar da yavaş yavaş içeriye çekilmeye başladılar. Çünkü gerçekten bu roket mermilerinin adresi belli değil, saati belli değil. Nereden atılıp nereye geldiği de belli değil. Dolayısıyla bütün kilis diken üstünde. Şu an görebildiklerimi size söylüyorum yeniden. Polis ekipleri tamamen trafiğe kapatmış durumdalar. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz araçlar da mevcut. Yakınlarda bulunan apartmanlardan çıkıp uzaklaşanlar, çünkü hiçbir şekilde sokağa giriş çıkış yapılmıyor. Olay yeri inceleme ekipleri burada tabii geldiler. İlk anda buraya düşen, buraya atılan roket mermisinin parçalarını topladılar ki gündüz saatlerinde de aynı işlemi uygulamışlardı. Tekrar edelim, saat 7'de 3 ayrı roket mermisi daha kilise atıldı. Bir tanesi bulunamadı. Sanıyoruz açık boş bir araziye düştü. Bir polis ekibi de o roket mermisini bulmak için çabalıyor. Biri Hacı Badem sokağa düştü ve bir tanesi de şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz noktaya düştü. Yaralılardan bir tanesinin AK Parti milletvekili Reşit Polat'ın kardeşi Hasan Polat olduğu yine bize gelen bilgiler arasında. Başak, söylemiş olduğumuz gibi kilis gergin bir akşam yaşıyor. Geçtiğimiz iki gün aslında yoğun bir sessizlik vardı ama bugün öğle saatlerinden itibaren o sessizlik bozuldu. Bugün gün boyunca şimdilik 5 roket mermisi kilise atıldı. Umarız daha fazla olmaz diyelim. Başak, olay yerindeyiz. Gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Zeynep, kısaca şunu da soralım sana. Şimdi senin Geyyaş ailesiyle yaptığın haberi de biz birazdan aktaracağız, izleyicilerimize paylaşacağız. Orada yaşayanların durumu gerçekten zor. Her an evinize, bulunduğunuz yere bir roket mermisi isabet etmesi olasılığı yüksek. Sen özellikle çocuklarla bir araya geldin, velilerle bir araya geldin. Şimdi bizim yayınlarımızda da aktardın ve onlar aslında çok etkileyici. Orada çocuklar artık ağlamaktan anlatamıyorlar içinde bulundukları durumu. Kimi kendini rahat ifade edemez hale gelmiş. Dolayısıyla her gün travma geçiriyorlar aslında. Biraz da o gözlemlerini alalım hızla, öyle tamamlayalım bağlantımızı. Başak, fotoğraf çok kötü, çok korkunç. Yani aslında oyun oynamaları gereken yaşta, burada artık hangi mermi atıldı çocuklar onu biliyorlar. Yani cinsini biliyorlar, türünü biliyorlar. Abla, artık bu saatte atılıyor, biliyoruz bu saatte çok atılmıyor diyorlar. Yani çocukların psikolojileri son derece bozulmuş durumda. Veliler aynı şekilde. Çocuklar bugün yine bir tane çocukla konuştuk. O da dedi ki abla, ben TEOG sınavına gireceğim önümüzdeki hafta. Hiçbir şekilde ders çalışamıyorum, okula gidemiyorum çünkü gitmek istemiyorum dedi. Okula giden çocukların sayısı azaldı. Veliler artık okula gidiyorlar, çocuklarını alıyorlar. Başak, sen şimdi çocuklara sordun ama burada AFAD aileler içinde bir terapi başlattı. Onları topluyor bir sınıfa ve şunu söylüyor. Direkt anneler bize bunu anlattılar. Eğer roket mermisi gelirse aileler ne yapmalı? Örneğin şunu anlattılar. Birinci atılırsa hemen dışarıya çıkmayın. Hemen ardından ikincisi gelebilir. Paniklemeyin. Çocuklarınız da okulda, onlar da güvende. İşte bu yönde ailelere de terapi var aslında. Kiliste evet, sadece çocuklar gibi gözükse de en çok onlar etkili. Kilense de baktığınızda kiliste yaşayan herkesin psikolojisi hiç kimsenin psikolojisi çok iyi değil. Çünkü daha bundan bir sene öncesine kadar kilis gayet sessiz sakin bir il. Daha önce biz de gelmiştik. Hani hiç böyle sıkıntılar yoktu. Şimdi onların da hayatları bir anda değişti ve kime sorsak, özellikle çocuklara, kadınlara, artık uyuyamıyoruz geceleri. Huzurlu bir uyku uyumayı özledik diyorlar. Sana da yayın yapmıştım Başak, hatırlıyorsun. Çocuklar öyle bir travmada, öyle bir şoktalar ki kiminin sesi kısıldı. Kimi biraz duyma bozukluğu yaşamaya başladı. Kimi konuşma bozukluğu yaşıyor. İşte savaşın etkisi, roket mermilerinin etkisi çocuklarda böyle görünebiliyor. Teşekkür ediyoruz bu canlı yayın için sana. Bilgileri aldık Zeynep Kara Mustafa'dan ve Özcan Altıntaş'ın görüntüleriyle de ekranlarınıza taşıdık, kameraman arkadaşımızın. Şimdi Sayın Hacı Salihoğlu, manzara böyle. Birazdan sizinle birlikte de işte bir ailenin değişen hayatını göreceğiz kiliste. Şimdi kilis tabii ki Türkiye'nin ili olarak savaşın içinde değil coğrafi olarak, ama birebir savaşı yaşıyor. İki kişi hayatını kaybetti bu akşam isabet eden 3 roket mermisiyle. Şimdi bu kadar çok roket mermisi isabet etmesi ne kadar tesadüf olabilir ya da hedef şaşıyor olabilir? Ne oluyor sizce? Tabii yani kilisin çok yakın olduğu bölge aslında Suriye'nin bir anlamda mikrokozmunu oluşturuyor bu savaşın ve terörize edilmiş Suriye topraklarının. Yani
hükümet güçleri, muhalefet yani Esad, muhalefet, PYD ve DAEŞ'in kontrol ettiği bölgeler iç içe burada. Bir anlamda sınır hatlarını oluşturuyor. Bunun da çok yakınında Kilis. Dolayısıyla sıcak çatışmaların bir türlü sonlanamadı. Her türlü görüşmeye rağmen Cenevre süreçleri vesaire. Aslında en can alıcı bu tür gerilimin hiçbir zaman sönümlenmediği bir bölgeye tekabül ediyor. Yani epeydir söylediğimiz bir şey var. Türkiye'nin bütün bu Suriye gelişmelerinden sonra buna hatta Irak da eklenmiş durumda. Güvenlik sınırları ulusal sınırlarıyla sınırlanmayacak kadar da bir derinlik kazanmış durumda. Bu büyük ölçüde de negatif bir anlam içeriyor. O açıdan hani dediniz ya savaşın içinde değiliz ama aslında Suriye savaşın içindeyiz bu anlamda. Yani evet. Bu riski en çok sırtlanan, üstlenen ve bunun sadece işte bir insan akınıyla, sığınmacı akınıyla değil. Çünkü Suriye iki şey üretiyor. Bir yanıyla sürekli sığınmacı üretiyor. Diğer yandan da aslında çok acı bir şey ama cansız beden üretiyor. Yani ölümü üretiyor. Dolayısıyla bunun her ikisinin de en yakıcı sonuçlarını Türkiye yaşıyor. Evet. O yüzden epey bir zamandır söyleye gelinen şey çok netti. Burada bir insani koridor oluşsun, bir güvenlik koridoru oluşsun. Burası bir tampon işlevi gibi değil. Yani burası aslında güvenlik alanı, bir güvenlik teminatı altında insanileşsin. Yani burada bir böyle bir kuşak oluşsun. Şimdi Kilis için ne yapılması lazım? Görüyoruz çünkü yani orada hayatınızı sürdürmeniz ne kadar kolay böyle bir ortamda, orada yaşayanların yerine kendimizi koyalım her an. Bulunduğunuz noktaya, eviniz olabilir, iş yeriniz olabilir, çocuğunuzun okulu olabilir, bir roket mermisi isabet edebilir. Şimdi orası için devletin bir şey düşünmesi lazım, bir şey yapılması lazım ya da insanlar artık anladığımız kadarıyla o ortamda yaşamak istemeyecekler. Evet, ne düşünüyorsunuz yani, Nedim Şener? Şimdi gitgide sıklaşan bir ve süreklilik arz eden bir durum. Şimdi yılbaşından itibaren galiba 40'a yakın roket düşmüş orada. Evet. Bugüne kadar bu ölümlerle beraber 15 tane. Ölü oldu ve bunların 5'i Suriyeli. Artık tam hocanın söylediği gibi onun mikrokozmos hali, yani savaşın bir şeyi orada, prototipi sürüyor. 30 yaralı var, 5'i çocuk. Şimdi ve şunu anlıyorsunuz ki atılan roketler hani topyekün IŞİD saldırısı değil ama çok anlık ve belli saatlerde yapılan bir taciz ve belli ki Türkiye'yi evet. de bir yere doğru çekmeye çalışıyor. Bölgenin içine fiilen çekmeye çalışıyorlar. Çünkü angajman kuralları gereği siz de ona bir karşılık veriyorsunuz. Bir takım zararlar vermeye çalışıyorsunuz ama en son Başika'da işte Türk tankına yapılan saldırı ve Türkiye'nin verdiği karşılık. Burada yaşanan olay ve buna verilecek karşılık. Bence gitgide artık savaşa, sıcak savaş, çatışmanın içine doğru Türkiye çekilecek gibi görünüyor. Ya oradaki Kilis'i boşaltamayacağınıza göre siz de güvenlik sınırınızı, bugünkü coğrafi sınırınızın ilerisine taşımak ihtiyacı hissedeceksiniz. Ki, ama bunun için de tabii uluslararası bir işbirliği de şart. Tabii yani neye çekilmek isteniyor Türkiye? Çekilirse ne olur? Daha mı iyi olur? Nasıl riskler vardır? Birkaç cümleyle bunun yanıtını da rica edelim. Sonra diğer günden yani başlayalım. Tabii Suriye'ye o kadar üzerine denklemler inşa edildi ki ve hiçbiri bu denklemler çözüm bir umudu da taşımadan bırakıldı. Suriye, Rusya geldi, gitti, çekildi falan ama geliş nedeniyle hiç ilişkilendirilmeyen bir dizide aslında karmaşayı buraya tohumlayıp çekip gitti. Ve dolayısıyla burada açıkçası Suriye'nin, terörize edilmiş Suriye'nin terörden arındırılabilmesi için bütün tarafların bir araya gelerek, eğer Suriye'den iyi kötü bir arada yaşama iradesine bir umut sadece kulvarı yapılandırılmak isteniyorsa artık bu tür görüşmelerin, diplomasinin sahici ve samimi olarak işlemesi gerekiyor. Türkiye bu konuda yalnız bırakıldığı sürece sadece Türkiye bu güvenlik bedelini ödemekle kalmayacak. İşte bugün Avrupa'nın sınırlarına dayanmış olan bu sığınmacı akını aslında artık NATO belgelerinde, Birleşmiş Milletler'in muhataplığında büyük bir risk olarak kabul ediliyor. Yani kitlesel göç bir büyük bir risk ama olarak işte kabul ediliyor. Avrupa Birliği tampon olarak Türkiye'yi burada işte bu, kullanma bu, hedefinde. Evet, işte geri kabul anlaşmasıyla ilgili ortaya koydukları ortada. Bir de şimdi vize muafiyetini de tartışıyorlar. Evet, böyle kabul, bir durum içerisindeyiz. Evet, bu kabul edilebilecek bir şey değil. Üstelik bu muameleyi sözüm ona işte Türkiye'yi tam üye yapmak üzere müzakere ettikleri bir ülkeye yapmak istiyorlar. Bu da çok büyük bir haksızlık ve büyük bir iki çift
çifte standart. Peki. Efendim şimdi kilis mevzu maalesef çok acı. İki kişi daha hayatını kaybetti. Bugün geçtiğimiz saat dilimi içerisinde kentin merkezine isabet eden roket mermileri yüzünden kilisten bir izleyicimiz bize tweet atmış. Diyor ki sesimizi daha fazla duyurun lütfen. Okullarda eğitim falan kalmadı. Çocuklar okula gelmiyor diyor. Kilis için ne yapılacak, ne olacak? Türkiye bunu konuşmalı, düşünmeli ve tartışmalı diyoruz. Şimdi efendim geçelim akademisyenlerle ilgili bugün çıkan karara. Bugün akademisyenler bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza attıkları için tutuklanan 4 akademisyen ilk kez hakim karşısına çıktılar ve savcının tahliye talebi vardı. Bu talep üzerine de tahliye edildiler. Nasıl bir manzara bu kadar tartışıldıktan sonra bu yargı süreci? Tabii yani ifade özgürlüğüne karşı son derece toleranssız bir iklim. Sadece 4 akademisyenin tutuklanması değil, biliyorsunuz bu binlerce akademisyeni kapsayan sabaha karşı ev baskınlarına kadar varan bir büyük korkutma, sindirme operasyona dönüştü. 4 akademisyenin tutuklanması son derece sembolik ve anlamsızdı. İktidar açısından, yargı açısından bir fecaatti. Çünkü işlediği iddia edilen, yani isnat edilen suçlama bile tutuklamayı gerektirecek bir suçlama değildi. Sadece Türkiye onları tutuklamakla kendini rezil etti. Ama hani bunu şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Bildirinin içeriğinde katılmayacağınız bir sürü görüş olabilir. Ama bunu son derece toleranslı bir şekilde konuşulabilir. Hatta ona bir başka akademisyen, bir kişi olsa bile cevap verebilirdi. Ama bunu bir bildiriyi uluslararası bir mesele haline, işte konsolosların izlediği bir noktaya da bu devletin tutumu, yargının tutumu getirdi. Ve zaten tutuklama gerekmiyordu. Davada açabilirsiniz evet, ama herkes yargılanabilir, hiçbirimiz yargılanmaktan kaçmıyoruz, ama tutuklama gereksizdi. Dolayısıyla bugün yargı da buna uygun karar verdi. Ama ilginç olan şey şu, en azından yargının ilk verdiği tutuklama kararında ısrar etmemiş olması, bu çok önemli bir şey. Bunda iki tane faktör var. Bu konu için gerçekten kampanyalar yapıldı, öğrenciler çok çalıştılar, meslektaşları çok çalıştılar, bugün adliyede de yalnız bırakmadılar. Ama asıl bunun oluşturduğu psikolojik atmosfer, tıpkı Can Dündar, Erdem Gül'ün tutuklanmalarında olduğu gibi, artık bunu yapanların zora girdiği, aslında bir anlamda onları sıkıntıya sokan bir durum olduğu için çözmek ihtiyaçları hissettiler. Bu en azından olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Peki Sayın Hacı Salihoğlu, şu notu da ilettikten sonra sizin görüşünüzü de rica edelim. Savcı dosyanın, öncelikle davanın durma talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor bunun için. Ve Adalet Bakanlığı'ndan bu kararın geç gelme ihtimali bulunduğu için sanıkların mağduriyetine sebep vermemek üzere tahliyelerini talep ediyoruz dedi. Bunun üzerine tahliye geldi. Türkiye kendini rezil mi etmiş oldu bu yargılama süreciyle? Şimdi bakın, yani bu tutuklama meselesinde alınan karar hukukun gereği yerine getirilmiştir. Başından beri, yani burada bir tutuklamayı gerektirecek bir durumun olmadığına ilişkin bir pozisyonumuzu söylüyorduk. Ama biraz içine girmek gerekir bunun. Şimdi eğer hukuk zemininde teröre destek olmak noktasında şöyle bir bildiri önünüze gelirse, yani devlet bugün Kürt halkına kıyım yapmaktadır, katliam yapmaktadır. Yani ben hep şöyle baktım bu meseleye. PKK terör örgütü bir propaganda nitelikli bildiri yayınlasaydı böyle yazardı. Zaten yayın organlarında bu dil kullanılıyor. Bu yaklaşım sergileniyor. Terör sadece kriminal bir sürecin içeriği değildir ki. Yani onun çeşitli aşamaları, paydaşları, yapmak istedikleri vardır. Ciddi de bir propaganda tekniğini kullanır, arzu eder. Hele günümüzde iletişim alanının stratejik nitelik kazandığı günümüzde. Dolayısıyla bu çok açık bir şekilde bir PKK propagandası niteliği taşıyan, bu amaca da hizmet ettiğini düşündüğüm bir belgeydi. Şimdi 1100 küsur akademisyenden söz ediyoruz. Biraz imzacılara bakıldığında tanınmış birkaç isim dışında büyük bir bölümü aslında araştırma görevlisi kadrosunda olanlar, doktora öğrencisi sıfatıyla imza atmış olanlar. Henüz daha akademiyanın basamaklarında, ilk basamağında bulunan insanlar. Dolayısıyla yani buradan böyle bir büyük bir barış çağrısı, biz suça ortak olmayız manşeti ile bunun duyurulmasını da
aslında büyük bir yanılgı olduğu kanaatindeyim. Bu da çünkü çağımız evet bir aynı zamanda iletişim çağı ama aynı zamanda da algı çağı. Yani biraz içeriğine girilmesi gerekiyor. Hukuki süreçler hakkında söyleyecek sözüm yok. Hiçbir hukuksuzluğa meydan vermeden adil bir süreç olarak işlemeliydi. Hiçbir şeyin tutuklu olarak sürdürülmesinden büyük bir zorunluluk içermiyorsa yana değilim. Bunu da altını çizmek isterim. Keşke hiç tutuklanmadan yargılanma süreci ortaya konsaydı. Ama yani terör diye bir kavram, terörün propaganda diye bir başka kavramı ve eylemi varsa bu açıdan da bakılması gerekir. Nedim Şener, bir PKK propagandası mıydı o metin? Şimdi şöyle, bu hocanın, Yaşar Hoca'nın zihninde birleştirdiği iki tane olay. Yani bir kafasının bir kenarında PKK var, bir yanında bildiri var. Bu ikisini yan yana getirirseniz PKK propagandası çıkar. Ama metinde PKK'dan bahsetmiyor, örgütten bahsetmiyor. Devletle ilgili bir takım önermelerde bulunuyor ve ben içeriğine kişisel olarak okuduğum zaman son derece yanlış tespitler. Hatta 1984 yılında Aziz Nesin'in başını çektiği Aydınlar Dilekçesi çok da bu süreçte tartışıldı. Bu son bildiri Aydınlar Dilekçesi'nin yanına dahi yaklaşamaz. Çünkü Aydınlar Dilekçesi 12 Eylül şartlarında hala bugün geçerli olan ifade özgürlüğü, demokrasi ve terör anarşiden bahseder. Yani örgütlere de mesafelidir. Burada öyle bir mesafe korunmamış. Evet. Diyor ki Türkiye'nin ne dediniz hocam? Kürtlere karşı katliam, kıyım ve katliam ifadesi geçiyor bizzat şimdi bildiride. Şöyle, şöyle bu bildiriyi okuyan şöyle düşünüyor. Bunu İngilizceye çevirirseniz, ben yabancı biri olsam, Türkler bölgeye gönderdiği askerlere talimat vermişler. Önünüze gelen Kürt'ü mutlaka kafasına sıkın ya da öldürün, yok edin, evlerini yakın falan. Böyle ve bunu nerede görürseniz, hatta sağ kalanları da oradan sürün gibi bir şey çıkıyor. Aa, böyleyse fotoğraf gerçekten dramatik. Peki öyle mi? Şimdi gidelim bölgedeki insanlara soralım. Gerçekten Kürtlere yönelik böyle bir devletin baskısı, böyle bir işte katliamı, sürgünü var mı? Hayır, bunlar yok. Bunlar yanlış tespitler. Bu, ben bunu ilk içeriğini eleştirdiğim zaman diyorum ki bu akademik vicdana da uygun bir metin değil. Ama işte bunlardan şimdi bir akademisyen, akademisyenler birisi hazırlar, bir sürüsü imzalar ve yanlış da olabilir. Ve bunu siz sadece akademik düzeyde eleştirirsiniz. Buradan dil benziyor. Yargılama çıkmaz. Tabii bakın, süreç yani o şimdi bugün mesela bugün ne oldu? Akademisyenin söylediği cümle bilimsellik içeriyorsa eğer, gözlem sosyolojik açıdan da, o bildiri imzalandığı tarihte de bugün de aynı tutarlılığı göstermesi lazım. Aynı güçlü şeyde, içerikte olması lazım. Şimdi o günkü savunma şu, o gün Cizre'de operasyonlar vardı ve gerçekten bir takım işte kuruluşlar, insanlar onu teröristlerin hendeklerine veyahut da işte tuzaklanmış mayınlı bölgelere göre için değil, Kürtlere, mesela gazeteciler de bunu yazdılar. Kürt halkına, ben çok merkez medyada bunu okudum mesela, bazı arkadaşlar Kürtlere yönelik bir topyekün saldırı var falan. Ama orada bölgede yaşayan insanlar bunun ne kadar gerçek dışı olduğunu biliyorlardı. Kürtlere yönelik bir saldırı falan yoktu. Bildiğimiz PKK terör örgütüne yönelik bir operasyonlar vardı. Nitekim operasyonlar durdu. Şimdi devlet akademisyenlerin bildirisindeki içeriğe yönelik olarak, bağlı olarak yine soykırım ya da sürgün mü yapıyor? Hayır. Otursunlar o akademisyenler, şimdi kendi tutuklukları da bitti. Öz eleştirini kendileri yapsınlar. Peki. Ama buradan bakın, bir de şu var. PKK'nın bir de yasa açısından da örgütün amaçlarına yönelik propaganda suç olmaktan çıkarıldı. Şiddeti överseniz, yani burada bir, eğer PKK evet hendekler doğrudur, askerlere karşı direniş meşrudur falan derse, bu şiddeti övmek suçundan, evet böyle bir suçlama yapabilirsiniz, dava açabilirsiniz, ama suç olmaktan çıkarılmış bir fiil de burada yargılama konusu ve tutuklama konusu oldu ve gereksiz oldu bence. Gereğinden fazla önemsendi. Şimdi Can Dündar davasıyla ilgili bir şey de tabii buyurun. Bir şey ekleyebilir miyim söylediklerine?
Yani zaviyesi ikinci bölümde söyledikleri şeyde mutabığız. Yani ama şimdi bunun bir şeyi var, geride bıraktığı ciddi bir tortu var. Siz dediniz ya, dünyaya rezil mi etti, ettik bugün diye. Bugün John Kerry beyefendi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Bakın, biz yakından değil, bakın, takip ediyoruz. Hocam, yasalarına uygun davransın. Kendisi Türkiye'yi rezil etmedi. Dünya, bak herkes de biliyor ki zaten HDP'nin de PKK'nın da çaresizliği dünya yanlarında değil. Dünya bu akademisyenin bildirisinin yanında da değil. Ama ifade özgürlüğünün yanında. Tamam. İşte mesele o. Tamam. Şimdi şu şöyle bir tortu bıraktı. Takip ediyoruz dünya basınını. 1100 akademisyen böyle bir şeye imza atmış olmakla içeriden ve dışarıda da çok açık bir şekilde Türkiye'nin bu teröre karşı verdiği mücadele Kürt halkına açılmış bir savaş olarak giderek daha da baskın bir dile dönüşmüş durumda. Bunu da görelim, bu gerçeği. Buna katkı sağladı işte. Son hocam, derece bakın, önemli. Bakın, hocam. Bir aydının, bir akademisyenin işlevi, aydın olma işlevi gerçekleri olduğunca yalın bir şekilde ortaya koymaktır. Hocam. Allah aşkına, yani devlet hakikaten burada bir Kürt halkına kıyım ve katliam mı yapmaktadır? Yani kılı kırk yarar akademisyen bir şeye bir imza atarken, bir cümleyi yazarken bilimsel titizlik ve incelik bunu gerektirir. Dolayısıyla bunu yapmış olmakla açık bir şekilde bir PKK terör örgütünün propaganda malzemesi olmuşlardır. Bilerek bilmeyerek, onu bilemem. Ama bunun mutlaka yargılanması, tutuklanması, sonuçlanması, bu ayrı bir olay. Ama bize düşen, bir gazeteciye, bir akademisyene düşen bu sorgulamayı yapmaktır. Artık Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Herkes bulunduğu pozisyonu, kullandığı dili titizlikle yapmalıdır. Çok önemli sonuçlar çıkıyor ortaya. Çünkü dünya artık iç içe geçmiş durumda. Burada gösterdiğiniz bu dil, gösterdiğiniz bu çabanın başka bir yerde kullanılması, bir malzeme olarak Türkiye'nin önüne konması çok kolay. O açıdan ben bunun bir açık PKK bildirisi olduğu kanaatindeyim. Buna atılmış bir imzadır. Bunu da bilmeyerek attıysalar o da ayrı bir büyük bir garabet. Bir akademisyen ya da yeterince okumadan, yeterince irdelemeden atmışsa pek de geri dönen olmadı zaten. Bu dört kişi de ilave bir basın toplantısı düzenleyerek sonuna kadar bunun arkasında olduklarını söylediler. Ama siz de yargılanma sürecine gerek yoktu diyorsunuz. Doğru. Yani bunun tabii cevapları verilir. Ama asıl hepsi yapılır. Psikolojik unsur şu. Dünya bu olaya sahip çıkan uluslararası çevreler, akademisyenler, bilim adamları bildirinin içeriğiyle ilgili değil. Akademisyenlerin ifade özgürlüğü. Tutuklanmasıyla ilgili. Tutuklanması ayrı ilgilendi. Ama aynı zamanda bildiriye karşı devletin gösterdiği tepkiler, ona imza atan herkesin terörist diye yaftalanması. Bu iktidar tarafından öne sürüldü. İktidar tarafından söylendi. Onlar PKK'nın sözcüleri falan filan diye. Hayır, bu ya, çıkar birisi bir yazıyla, bir tane, bakın istediğiniz kadar isterse 10 bin kişi imzasın. Eğer bir bildirinin içinde gerçeğe aykırı şeyler varsa bir tane iki satırlık yazıyla her şeyi çürütürsünüz. Zaten bakın söylüyorum, bütün dünya ülkeleri, Avrupa Birliği de, Amerika da Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyor. Akademisyenler de varsın, böyle düşünsünler, böyle söylesinler. Bu bir şey değil. Çünkü bu, bakın, daha dramatiği. Bu insanlar hapse girdiler, çıktılar, yine mesleklerini yapacaklar. Daha korkunç ne oldu? Bizi irkilten, sabaha karşı polisler evlerini bastı. Ne olabilir ki bu insanların? Ne buldular, bastılar da? Ama sadece bir korkutma, işte Türkiye'yi rezil eden nokta bu. Yoksa o bildirinin içeriğine akademik olarak iki cümleyle her yerde savunabilirsiniz. Peki. Bütün mesele bu. Peki, şimdi Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava, MİT tırları davasıyla birleştirilmesi talep edilmişti. Reddedildi o talep. Evet. Birkaç cümleyle bunu dair değerlendirmenizi de rica edeceğim ama şimdi Kilis'ten izleyicilerimiz bize tweet atıyorlar. Diyorlar ki lütfen sesimizi duyurun. Biz burada artık yaşayamaz hale geldik. Çocuklarımız okula gitmiyor. Öğretmenim, okula giden çocuklar da bizim sınıfa roket düşer mi diye durup soruyorlar, diyorlar. Lütfen sesimizi duyurun. Artık burası için bir şey yapılması lazım. Burası bir il. Biz Türkiye'nin bir ilinde yaşıyoruz, diyorlar. Böyle bir seslerini duyurma ihtiyaçları var. Ben de diğer konuları konuşurken arada onların bize ilettikleri mesajları mümkün olduğunca paylaşmaya çalışacağım. Onların bir anlamda sesi olmak bizim de görevimiz. Evet, Can Dündar, Erdem. Şimdi ben ilk günden beri, tutuklandıkları günden beri, baştan beri de, hatta gazete
sorumlu benim diye bir kampanya yaptığı zaman ben de imza attım. Bunu haberin içeriğiyle ilgili, zamanlamasıyla ilgili için söylemiyorum. Ama herkes her şeyi istediği gibi yazabilir, çizebilir. Nasıl? Bizler için terörist, onlar için başka bir şey, herkes için bir şey söylenebiliyor. Ne yapıyoruz? Ona bir cevap vermeye çalışıyoruz ve orada bırakıyoruz olayı. Ama bunu söyleyenler arkasında büyük bir devlet gücü var. Şimdi Can Dündar, Erdem Gül'ün meselesinde de ben baştan beri hep şunu söyledim. Can Dündar, Erdem Gül'e Fethullahçı demek. Yani son derece absürt. Yani istemeden yardım yataklık yapmak. Şimdi bize de Ergenekon örgütünün üyesi değiliz ama yardım yataklıktan yargılanıyoruz. Şimdi böyle kişisel olarak kendi hukuki durumumu söylüyorum. Şimdi bu da çok absürt bir durum. Gazete haberle ilgili ben o gün ilk bir arkadaş vardı onunla bu CNN'de tartışırken işte kötü gazetecilik. Kötü gazetecilikse, iyi gazetecilikse onu biz tartışabiliriz. Onunla ilgili bir şeyler yazarız. O da çözülebilir. Ama siz casus diye suçluyorsunuz. İşte absürtlük burada. Buradaki mesele asıl bu benim için sembolik davalardan birisi. Türkiye'deki yargının bağımsızlığı ile ilgili de çok önemli bir konu. Bu davanın müdahillerinden birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öyle bir müdahil ki bu sadece bir dilekçe vermekle değil. Can Dündar'ın casus olduğunu üstüne basa basa vurup Erdem Gül'ün tutuklanmaları gerektiğini Anayasa Mahkemesi'nin verdiği çok yerinde bir kararı bile eleştirdi. Ayrıca 14 Ağır Ceza Mahkemesi'ne kardeşim bari sen direnseydin parasını verirdik yatsınlardı içeride falan filan diyerek böyle şahsen de müdahil oldu. Bırakmam onu onun yanına falan noktasına geldi. Ama ben hepimizin kaygısı bir önceki duruşmada, bugünkü duruşmada değil, Can Dündar'ın tutuklanabileceği, Erdem Gül'ün tutuklanabileceği gibi endişeye kapılmıştık. Onlar da böyle bir hazırlık içindeydi. Avukatlar da böyle bir hazırlık içindeydi. Ama şaşırtıcı olan şu oldu benim için. Savcısı da değişmişti tam duruşmanın öncesinde. Evet. Dedi ki tamam böyle bir şey var, düzenleme var. Ama buna rağmen mahkeme tutuklamadı. Şimdi bugün olabilir mi diye küçük bir soru işareti. Bugün de olmadı ve birleştirme kararında. Yani olay bir gazetecilik yargılamasına doğru gidiyor. Çünkü zaten Anayasa Mahkemesi kararı bizim daha önce AİHM'den aldığımız kararlara da atıf yaparak olayın bir gazeteci şey olduğunu söylüyor. Ha casusluk konusu, MİT tırları, evet devletin bir sırrını ifşa ediyorsa onunla ilgili sorumlular zaten ayrıca yargılanıyor. Can Dündar'lara kadar olan kısımla ilgili her türlü soruşturmayı yapabilirsiniz. Çünkü amaç birliği, eylem birliği, örgütsel ilişki varsa tespit edebiliyorsanız onları da ama hani masumane eğer ferdi olarak yapılmışsa onlar ayrı bir şey. Görevinin gereğini yapmışsa insanlar o ayrı bir şey. Ama aralarında örgütsel bağ da kurabiliyorsanız oradan bir dava açabilirsiniz. Sayın Hacı Salihoğlu. Evet, örgütsel bağ kurabiliyorsanız ben de dava açılmasının kaçınılmaz olacağını görüyorum. Ama tabii bakın böyle olağan bir süreçten geçmiyor Türkiye. Yani hep söyleye geldiğimiz şey terörle yüz yüze, o yetmez gibiymiş gibi terörle mücadele etmesi gereken birimlerin içindekilerle de mücadele eden bir süreci yaşıyor. Bu tarihte böyle sık rastlanan bir şey değildir. Bir an için Batı ülkelerinde olduğunu düşünün. Hep merak ederim nasıl bir noktada acaba olurlardı. Yani paralel yapıdan söz ediyorum. Şimdi o açıdan yani o MİT tırları meselesinin içeriği, işlenişi, zincirlemesi, bunun yine bir anlamda bir kamuoyu algısı üretilmesi konusundaki çabası o zincirin bir parçaları. Ama bu mevcut konuştuğumuz davanın içeriğine ne kadar yansıyacak, böyle bir örgütsel bağ çıkacak mı? Bütün bunları bekleyip göreceğiz. Peki. Ama ben bu meselede bir casusluk faaliyeti olduğu çok açık ama bunun neresindedir bu gazeteci arkadaşlar? Onu da göreceğiz. Peki. Ve Nedim Şener'in hayatını doğrudan ilgilendiren dava, Ergenekon davası. Bu hafta biraz dava ve yargılama süreçleri gündemine boğuldu Türkiye. Ergenekon davasında da karar bozuldu Yargıtay tarafından. O gün sizinle bağlandık kararı duyduktan sonra hislerinizi paylaşmak üzere. Siz dediniz ki iki yüzlülük beni en çok üzüyor dediniz. Nasıl bir iki yüzlülükten söz ediyoruz bu davayla şimdi, ilgili? Şimdi o süreçte yani kamuoyuna yansıyan olaylar da oldu. Mesela yargılanan sanıkların çocukları mesela okullarında taciz edildi. Gerek asker gerek sivillerin. Mesela Balyoz davasında Fatih Camisi bombalanacak haberi vardı tarafın. O haberin çıktığı gün orada ismi geçen subayın çocuğunun okulda öğrenciler tarafından kovalandığını, darp edildiğini bana arkadaşı söyledi. Şu anda üniversite öğrencisi kendisi. Yine mesela komşunuzun kapıyı çektiğini siz eşinizin yüzüne
ya da selamı sabaha kestiğini, çocuğunuzun boynunu yere eğmek durumunda kaldığını, çünkü terörist çocuğu haline muamelesi gördüğünü falan filan. Ama bunun yanında çok onurlu şekilde direnen, destekleyen insanlar da var. Fakat ben tabii bu karardan sonra sanki o dönem herkes bu haksızlığa karşı çıkmış gibi bir anda işte adalet, hukuk falan filan deyince, yani o anlamda biraz üzgünüm, o ikiyüzlülüğe vurgu yapmak istedim. Çünkü öyle bir dönemdi, öyle bir andı benim için. O yüzden böyle bir cümle kullandım. Sayın Hacı Salihoğlu, Ergenekon'da zaten bu karar bekleniyordu galiba efendim. Daha önce Balyoz davasında da aynı süreci gördük. Ne ifade etti şimdi tüm bu gördüğümüz süreç Türkiye kamuoyu oldu açısından? Yani Asrın davası dendi, Türkiye'nin demokratikleşmesinde önemli adımlar dendi ama bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Evet. Ve hayatını kaybedenler oldu. Bu dava sırasında soruşturulan, tutuklanan, onları da andık zaten, hatırlattık izleyicilerimize. Çok özür dilerim. Tabii ki, sağ olun. Bir cümle söyleyebilir miyim? Hani bu ikiyüzlük meselesini o gün yayında da söylemiştim. Yani Türkan Saylan'ın evi basıldığı zaman o sokakta insanlar mı vardı? Ali Tatar intihar ettiği zaman evine gidenler mi vardı? Onu bırakın. Ali Tatar intihar ettiği zaman askerler, hani kahraman ya bu adamlar, hepsi başını kuma gömdüler yani, anlatabiliyor muyum? O gün komuta orduların komutanları ne yaptılar? Ne yaptılar? Evet. Yani o yüzden hani o yalnız bırakılmış insanların şimdi bugün işte haklarını arıyormuş gibi yapan insanlar, aslında ben şunu anlıyorum. Türkiye toplumu mağdur, sürekli mağdur üretiyor ve bu mağduriyetler de çok ciddi bir kullanışlı araç birileri tarafından. Siyasette özetle bu var. Artık fazlası olmasın. Olmasın yani. Buyurun Sayın Hacı. Evet, tabii çok acılar, üzüntüler ve buradan çıkan hak, hukuk, adalet kavramının zedelendiği bütün böyle bir bilanço var. Ama buradan tabii önemli dersler de çıkartılması gerekiyor. O da şudur. Türkiye'nin bir an evvel bütün kurumsal yapılarıyla, bütün farklılıkları zenginliğe dönüştürerek bir iç bütünleşmeye dönüşmesi gerekiyor. Buradan çıkacak ders budur. Türkiye bunu yeterince başaramadığı sürece, kurumlar ele geçirilebilir olmaktan kurtulmadığı sürece, sürekli içeride kurumlara güven olmadığı sürece, içeride sürekli illegal yapılanmalar, gücü ele geçirenin bir başka unsuru ortadan kaldırma çabası hep ola gelecektir. Dolayısıyla adalete hep muhtaç kalacağız. Şimdi tabii bu davanın içerisinden çıkan sonuçlardan bir tanesi de bir yapının buradaki aktif rolü üstlenmiş olması. O da işte paralel denilen yapının etkinlikleri vesaire. Şimdi buradan çıkan sonuç şuydu aslında. Yani işte Soğuk Savaş döneminin bir gladio yapıları vardı NATO ülkelerinde. Evet. Oradan yeni bir döneme geçiş vardı. Türkiye'de hep konuşulurdu derin devlet, evet, yapıları. Bakın, iddialı olan, gelecek için bir projeksiyonu ve stratejisi olan devletler kuşkusuz hesap yaparlar. Hatta devletler, böyle iddialı olanlar, işten pazarlıklıdır. Yani bizimle paylaştıklarını, kendisine ayırdıklarının çok gerisindedir. Yani ajandadırlar. Ama kendisine aittir ve milletiyle bütünleşerek ortak bir çıkar için yaparlar bunu. Ama Türkiye'de ben hep savuna geldiğim bir şey, Türkiye'de bu derin yapılanmalar hep başka ülkelerin, başka devletlerin derin yapılarıydı aslında. Burada uzantıları vardı ve onlar eliyle yürüyordu. Onlardan bir tanesi de bu paralel yapılanmadır. Her dönemde bir şekilde üzerine koyarak mevzilendi, boyutlandı ve bugünkü noktaya taşındı. Şimdi buradaki bu mağduriyetin ortaya çıktığı sonucun ardından düşünün ki sekteye uğramasaydı. İçeride bir kavgayla birlikte bu ortaya çıktı. Çıkmasın. Ve durduruldu. Nereye doğru gidecekti bu? Yani, evet, bugün katkı yapayım. Nedim, evet, Bey'le burada olacak mıydık? Yani, evet, değil mi? Yani, şimdi bir cümleyle rica edelim. Çünkü bir kere daha kilisle ilgili konuşmamız gerekiyor. Şimdi hocanın söylediği gibi 17-25 Aralık olmasaydı bugün Balyoz onanmış olarak ceza çekiyordu. 365 kişi Ergenekon onanmıştı. Bizler içeride hapisteydik, evet, ve o gün bu operasyonu yapanlar dışarıdaydı. Ama asıl önemlisi, çok önemsediğim bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bu karar bundan sonra yapılacak operasyonlar için yapılan davalar, yürütülen davalar için çok önemli ve hukuka uygunluk açısından çok önemli. Ama asıl önemlisi şu, bu karar üzerinden
cemaatçilerin bütün gün içinde yaptıkları bir şey var. Onların kafaları hala 12 Haziran 2007 yani Ümraniye'de bombaların bulunduğu günde ve hala Ergenekon vardır ve bu yürüyecektir diyor. İkinci tehlikeli olan şu, mesela Doğu Perinçek ve grubu. Bu kararla ilgili duvarları yıktık, şöyle zorladık, böyle aldık. Mesela diyor ki yargıda adamlarımız var, MİT'te adamlarımız var, her yerde adamlarımızı böyle çıkardık diyor. Bu bakın. Bu da bir yanıltma mı? Bu bakın bu. Peki. O kararı veren hukukçulara saygısızlık. İki, bu davada yargılanan masum insanlara saygısızlık. Üç, en tehlikelisi de şu. Yahu zaten biz yargının, devletin içinde bir cemaatin, bir partinin adamlarının olmasına karşıyız. Sen nasıl söyleyebiliyorsun veyahut da nasıl gerçekten var olduğunu iddia edebiliyorsun MİT'in içinde, yargının içinde adamların olduğunu. Bu bence sadece rol çalmak, kendini gösterme çabası ama en büyük haksızlığı da bence burada bu davada yargılananların yapması lazım. Ya Doğu Perinçek'in susması lazım, Vatan Partilerinin susması lazım ve yargı bakın deminden verdiğiniz örnekler. Akademisyenleri serbest bırakıyorlar. Can Dündar'ları tutuklamıyorlar ve Cumhurbaşkanı'na rağmen böyle bir karar çıkıyor. Yargıtay'da bütün bu süreçlerden 2007'den bugüne kadar yaşanan süreçten bence en önemli dersi yargı çıkarmış. HSYK çıkarmış, şu andaki HSYK yönetimi çıkarmış ve bakın kararlar bütün baskılara rağmen bir şekilde yürümeye çalışıyor. Bundan kimse kahramanlık yapmaya çalışmasın. Bence hukukçular burada çok önemli katkı yapıyorlar demektir. Önümüzdeki dönemde yargıdan nasıl kararlar çıkacak değerlendireceğiz. Karaman'daki son dava çok tartışıldı biliyorsunuz. Onu konuşamadık, vaktimiz kalmadı maalesef ama kilise bir kere daha hatırlatalım. Kilise bugün bu akşam 3 roket mermisi daha isabet etti. Artık kilisliler diyor ki buna düştü demeyin lütfen. Artık bunlar atılıyor diyor. Tabii kilisten atılıyor. Yazan, tweet atan izleyicilerimiz lütfen bizim sesimizi duyurun diyor. Biz burada çaresiz kaldık. Burası bizim yaşadığımız kent, il. Nereye gidelim diyorlar. Buna bir önlem alınması lazım. Bize yol gösterilmesi lazım diyorlar. Lütfen sesimizi duyurun diyorlar. Biz onları izliyoruz ama onlar ölümün kıyısında yaşıyorlar. Kilisin durumunu ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Bugün orada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var. Son bilgileri CNN Türk ekranlarından takip edebileceksiniz. Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu'na ve Sayın Nedim Şener'e çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için kısa bir ara rica ediyoruz. Çemberini noktalayacağız. Maalesef hiç tadımız yok. Kilisten gelen acı haber. Bu akşam saat 19 sularında kilisin kent merkezine 3 roket mermisi daha isabet etti. Patlamada 4 kişi yaralandı. 2 kişi hayatını kaybetti. Kilisliler diyor ki biz ne yapacağımızı şaşırdık artık. Yardım bekliyoruz diyorlar. Biz de seslerini duyurmuş olalım. CNN Türk ekranlarında bu sıcak gelişmeleri takip edebileceksiniz. Saat başında 1919-1920 belgeselimiz, Sayın Taha Akyol'un hazırlayıp sunduğu belgesel ekranlarınızda olacak. Onu da kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.